birlikteliği sağlayabilirsek, öğretmenlerimiz olarak bir birlikteliği sağlayabilirsek, çocuklarımızın gelişimine çok ciddi katkı sunacağımızı ve onların önümüzdeki dönemde ülke için, vatan için nasıl önemli katkılar sunmasına bizim de ne kadar katkı sunacağımızı hep beraber görmüş olacağız. Biz bunun yanında tabii belediye olarak da öğrencilerimizin gelişimine katkı sunmak adına, onların eğitimlerine daha iyi eğitim almalarına katkı sunmak adına çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. Kütüphanelerimiz şu anda sayıları 10'a 15'i bulmuş vaziyette. Bu sayımızı yakın bir zamanda inşallah 20'ye çıkarmış olacağız. Hem ders çalışmalarına hem de gelecekle ilgili çalışmalarında onların o ortamlarda hazırlık yapmalarına katkı sunmaya çalışıyoruz. Öğrencilerimize, üniversite öğrencilerimize katkılarımız devam ediyor. Geçen yıl başlatmış olduğumuz ilk defa üniversiteyi kazanan ve Pendik'te oturan tüm öğrencilerimize, kamu dahil, özel üniversite dahil olmak üzere onlara bir başlangıçta eğitim yardımında bulunmuştuk, 750 lira. Bu yılda inşallah 2000 liralık bir katkıyla onlara imkan sağlamaya çalışıyoruz. Tabii ne yapsak azdır. Ama imkanlar ölçüsünde elimizden gelen gayreti göstermeye çalışıyoruz. İnşallah sağlıklı, sıhhatli bir eğitim, öğretim yolunu hep beraber inşa etmiş oluruz. Ben bir kez daha 2022-2023 öğretim yılının, eğitim öğretim yılının hayırlı olmasını diliyorum. Hepinize sağlıklar diliyorum. Allah'a emanet olun. Çok güzel bir okulda, çok güzel bir heyecanı sizlerle paylaştığım için çok ama çok mutluyum. Pandemide maalesef böyle güzel birliktelikleri yaşayamamıştık. Bu güzel okulda sizlerin, yavrularımızın o parlayan gözlerini görmek inanın ki bizleri çok çok mutlu ediyor. Ben hepinize başarılar diliyorum. Öncelikle ismini almış olduğum Mustafa Kuldu yazarımızı saygıyla buradan selamlamak istiyorum. O ikindi sakinliğinde böyle su gibi akan kitaplarıyla bizlerin gönlünü şenlendirdiği için bu okula çok yakıştı ismi. Bu ismi burada her gördüğümde ben çok gurur duyuyorum. Çok mutlu oluyorum. Çok sevdiğimiz bir yazar. Onun için buradan tekrar selamlarımı, hürmetlerimi kendisine iletmek istiyorum. Bu arada okula yeni başlayan yeni biriler var aramızda. Ana sınıfına başlayan yavrularımız var. Onlara da bu okul heyecanında aynı heyecanı paylaşıyorum. O ilk başlangıçlar çok önemlidir. Dolayısıyla velilerimiz de çok heyecanlı, buradan heyecanlarını görebiliyorum. Ama bu süreci çok sağlıklı bir şekilde atlatacaklar. Okullarını çok sevecekler. Çünkü burada çok güzel bir okulumuz var. Sağ olsun belediyemiz. Çok güzel bir okul yapmış. Öğrencilerin de ergonomik bir şekilde kullanabilecekleri, zorlanmadan eğitime adapte olabilecekleri güzel bir tasarım gerçekleştirilmiş. Sosyal ortamları çok güzel. Biraz önce Milli Eğitim Müdürümüzün bahsettiği gibi belki bir proje okulu olmasının getirmiş olduğu avantajlar var. Ben burada ilk defa geri dönüşümle oluşturulmuş olan bir kütüphaneyi gördüm. İnanılmaz beğendim. Hatta videosunu birkaç defa paylaştık biz. Onun için ben Milli Eğitim Müdürümüze, emek veren okul müdürümüze, buradaki bütün idarecilerimize ve öğretmenlerimize çok çok teşekkür ediyorum. Gerçekten ilçemize örnek oluşturabileceğimiz güzel bir okul, güzel bir kütüphane kazandırmış olduk. Öğrencilerimize de şunu tavsiye ediyorum. O güzel ortamda bol bol bulunsunlar, bol bol kitap okusunlar, arkadaşlarıyla okumuş oldukları kitapları paylaşsınlar. İstiyoruz ki büyüyen ve güçlenen Türkiye'de bu gençler, sizler, evlatlarınız, bizim neferlerimiz olun ve biz büyüklerin şu an hayal bile edemeyeceğimiz çok ileri bir noktaya ülkemizi taşıyın. Ben buna canı gönülden inanıyorum, sizlere güveniyorum. Biliyorum ki bizim başaramadığımız işleri sizler başaracaksınız. O kafamızdaki ön yargıları yıkacaksınız ve tamamen başka, bambaşka bir ülke gelecek bizler için hazırlayacaksınız. Bu konuda eminim, sizlere güveniyorum. Tekrar başarılar diliyorum. Bu arada ana sınıfına başlayan öğrencilerimiz de var. Biz ilçemizde şöyle bir proje çalışması başlatmıştık, kampanya başlatmıştık. Bütün 4 yaş ve 5 yaştaki öğrencilerimiz mutlaka anaokuluna, ana sınıfına kaydını gerçekleştirsin. Eğitimdeki fırsat eşitliğini yakalasın istedik. İş adamlarımız sağ olsun bu konuda çok büyük destek verdiler bize. Yaklaşık 36 tane sınıfın teftişatını gerçekleştirdik. Yeni eğitim öğretim yılında bunları kazandırdık.
Dolayısıyla buralarda da artık eğitim öğretime katılacak yeni öğrencilerimiz olacak, ana sınıf öğrencilerimiz olacak. Ben velilerimize buradan sesleniyorum. Mutlaka ama mutlaka okul öncesi eğitime çocuğunuzun katılması için teşvik edin. Mutlaka yer alın. Ne gerek var, ben evdeyim zaten, çocuğumla zaman geçiriyorum demeyin. Yani çocuğun sosyalleşmesi için, okul adaptasyonu için okul öncesi eğitim çok önemli. Dolayısıyla biz bu konuda her türlü desteği vermeye hazırız. Başkanımız her türlü desteği vermeye hazır. Bu konuda sizlerin desteklerinizi bekliyoruz. Ben bütün bu eğitim camiasına Haziran'dan bugüne kadar çalışan, okullarımızı tertemiz, düzenli, bizim yavrularımıza layık bir şekilde getiren bütün eğitim neferlerine, sizlere çok teşekkür ediyorum. Emeklerinize, yüreğinize sağlık. Sağ olun.